Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu'nu inceleyeceğiz. Kategorisi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten hisse senedi fonu son 1 yıllık kategori derecesi 63 hisse senedi fonu arasından en iyi 7. son 1 yıla göre. 10.000 kişi varmış arkadaşlar şu an yatırımcı sayısı 30 Eylül 2020 itibarıyla. Fon toplam değeri de şu an 1 milyar 626 milyon TL civarındaymış. Şimdi bakalım arkadaşlar bu getirisine son yıl başından itibaren bakalım. 2020 yılı başından itibaren mesela altın %59 getirmişken bu %53 getirmiş. Son bir yıla bakalım. Son bir yılda altın %71 getirmişken bu %82 getirmiş. Son 3 yılda bakalım. Son 3 yılda mesela altın %214 getirmiş. Bu %216 getirmiş. Son 5 yıla bakalım. Son 5 yılda bileşik getiri bu arkadaşlar. 5 yıl önce alsaydınız yani. Altın yazmıyor burada şu an. Fakat diğerlerine bakalım. Mesela BIST 30 %39, BIST 100 %52 artmış. Hisse senedi şemsiye fonları ortalama olarak %148 artmış. Dolar %154, Euro %165 artmış. Ve bu fonda arkadaşlar %438 artmış. Son 5 yılda. Kodu arkadaşlar YAY. YAY koduyla arkadaşlar bu işlem görüyor. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu arkadaşlar stratejisi neymiş? Okuyalım beraber. Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yurt dışı borsalarda işlem gören teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin paylarına ve veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefler. Yani tek dertleri bunların teknoloji firmalarını yakalamak ve yukarıya oynamak. Bu fon arkadaşlar dolar bazlı olduğu için yani yabancı fonları aldığı için dolayısıyla dolara karşı da kendinizi korumuş oluyorsunuz. Fon yönetim ücreti olarak %3.25 sizden yıllık bir yıl kalırsanız mesela %3.25 paranızdan kesilmiş oluyor. Yani %60-%70 getirisi olan bir fon için çok göz ardı edilebilir bir şey bence. Hani çok umursamayacak derecede bir oran olduğunu düşünüyorum. Fon risk seviyesi arkadaşlar biliyorsunuz bir en az risk, 7'de en fazla risk şu. En riskli kategoride şu an 7 ile arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyoruz Tefas'a tekrar. Kap bilgi adresine giriyoruz. Bunlar hangi hisse senetlerine yatırım yapmış geçen ay diye bakmak için özet bilgilere geliyorsunuz. Buradan son 5 bildirime gelip portföy dağılım raporu, en son portföy dağılım raporuna tıklayıp bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra PDF dosyasını buradan açıyorsunuz ve bakıyorsunuz. Neye bakıyoruz arkadaşlar şimdi? Önce bakalım. Hisse senedi %0.02. Yani çok küçük bir kısım, neredeyse yok denebilecek kısım Türk hisse senetlerine yatırılmış. Devlet tahvili ters repo %10.74. %1.30 borsa para piyasası diyor. %86.66 yabancı hisse senetleri. Neymiş bu yabancı hisse senetleri? Bu Türk hisse senetleri dedik ki arkadaşlar neredeyse yok gibi yani. Geçiyoruz o yüzden. Bakın burayı hızlı geçeceğim, sonra tek tek bir daha bakacağız. Mesela yabancı menkul kıymetler. Bu hisse senetleri şu an bu fonda mevcut arkadaşlar. Yani geçen ay bu hisse senetlerinden varmış. En sağ tarafta değerlerde bunların ağırlıkları arkadaşlar. Yani fondaki ağırlık değerleri. Bakalım tekrar yukarı çıkalım. Ne varmış mesela? %6.6'sı fonun Apple'a yatırılmış. %2.12'si Adobe'a yatırılmış. İniyorum aşağı böyle. Ne var? Göze çarpan bir şey var mı? Bakıyorum. Kendi açımdan bakıyorum tabii. Mesela eBay var arkadaşlar. Sonra ne var? Bakıyoruz. Facebook var. Bakıyoruz tekrar arkadaşlar. İniyoruz aşağıya doğru. Daha böyle ilginç olabilecek hisse senedi. Mesela Microsoft var. %5'i. %5.13 Microsoft arkadaşlar. Nvidia var. Var da var yani. Hani o kadar çok yabancı teknoloji hisse senedi kovalıyor ki bu fon. Hani bayağı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitmiyor yani. Mesela AFT fonu arkadaşlar biliyorsunuz 20 hisseye yatırım yapıyor sadece. Belli hangi hisselere yatırım yaptı ama bunu belli değil. Tesla var mesela 1.98 vesaire. Bu hisselere yatırım yapıyor arkadaşlar. Ters repo %7.13. Bu fon arkadaşlar dediğim gibi 63 hisse senedi fonu arasında en iyi 7. sırada. Teknoloji sektörüne eğer güveniyorsanız, ileride daha güzel fırsatlar sunacak diyorsanız ve artışa oynamak istiyorsanız değerlendirmeye alınabilir. Değerlendirin arkadaşlar istiyorsanız. Bir girin bakın. Hani geçmiş yıl değerlerine bakın. Size mantıklı geliyor mu gelmiyor mu ona bakın. Ve genelde arkadaşlar bu fonun vadesini 6 ay 1 yıl olarak öngörüyorlar. Yani diyorlar ki adam almışsan diyor en az 6 ay 1 yıl bekle ki diyor al, yaptığın kardan bir şey anla. Mesela son 6 ayda %67 getirmiş. Mesela bu ay %1.58 getirmiş. Neredeyse getirmemiş yani. Böyle bir fondan daha fazla getirilmesi beklenir. Belki bu eksi yazacaktı. Hani bir aylık yatırmış olsaydınız çok az getirecekti. Belki de getirmemiş gibiydi yani. Ama 6 ay yatırmış olsaydınız %67. Son 1 yılda %82 mesela. Gayet güzel getiriler bunlar. Yani borsayı çok bilmeyen, param kenarda dursun, orada değerlensin diyen bir insan için, yatırımcı için gayet mantıklı olabilir. Değerlendirmeyi alabilirsiniz arkadaşlar. YAY kodlu hisse senedi fonuyla alakalı benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Farklı farklı fon videolarını yine yapacağız. İnceleyeceğiz. Burada sizlere duyurmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz bir like lütfen çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.